hafta en çok sorulan soru, Çukur dizisi nasıl? Evet, gayet ana hikaye Godfather. Anam almışlar Godfather'ın hikayelerini. Esinlenme ise, ne biliyorsunuz ki esinlenme? Narcos! Yani ikisinin karmasından oluşan Çukur ama tap yaptı. Tebrik ediyorum bütün dizi yönetimini, yazanı, çizeni, oynayanı, gayet başarılı biliyorsunuz. O çocuğu da daha önceki dizi vardı, neydi? İçerideki diziyle. Aras Bulut İğneli. Aras Bulut İğneli. Başarılı, onu da rüyamda gördüm. Motosiklet kullanmalı, kullanırsa kaza geçireceğini de söyleyeyim. Ama dizi gayet başarılı, tüm oyuncular, tüm ekibe teşekkür ediyorum. 3 sezon devam edecek kadar yetenekli bir dizi diyorum. Bir sezonda bitsin. Bir sezonda bitsin diyenler de var ama devam eder çünkü para algısı var ülkemizde. Ya para kazanan her şeye format atıyoruz, tadında bırakmıyoruz. Cevap bu. Şu an Demet Akalın gündemde, Seda Sayan'la onlar barışırlar, onlar aileler. Bu sosyetik camianın enteresan bir aile kavramımız var. 3 dakika küs, yarım saat barış. O yüzden onları takmıyoruz. Seda Sayan'a aşık bir Murat Bey var. Ve her gün çiçekler, güller, pırlantalar havada oluşuyor. Ama Seda Sayan çok gizli bir aşkla piyasaya gündem gibi düşecek. Ona da hazırlıklı olun diyorum. Evet, Sıla Ahmet Kural'la ayrıldı. Ahmet Kural tekrar Sıla'ya dönmek istiyor. Sıla etnik bir kadın. Evlilik dışı çocuk da doğurabilir. Dünyada yapmak istediği tekrar affedebilir. Ama Sıla anne olma kafasına girdiği için tekrar bu ilişkiye şans vereceğini düşünüyorum ama vermezse de bu sene evlilik yapacak ve çocuk sahibi olacağını söylüyorum. Biliyorsunuz ki Sıla'nın sözleri, özellikle muhbir, sana aşk olsun demiş ya aşka da, tebrik ediyorum Sıla, çok başarılı ve çok yetenekli bir hanımefendi. Zaten etnik bir kadın, farklı bir kadın, bu ülkeye ait bir insan değil, bunu da biliyorum. Gülben Ergen habire fiyatını kırıyor. Ekonomi korkusu başladı. Yani anam konsere 120 lira, konsere 70 liraya giderim demeye kadar geldi. Gülben Ergen'in ekonomi krizi başladı. Ki o kadar taksi plakası varken bile bu ekonomi krizi Gülben Ergen yaşıyorsa ne diyeyim artık? Aşk olsun sana da Gülbenciğim diyorum. Evet, vallahi menajeri yani 120 lira diye 70'e çıkarım diyen bir Gülgen kaygısı başladı. O da gizli bir aşka yelken açacak. Bu da yine büyük bir dedikodu, büyük bir sükse olacak. O yüzden hazırlıklı olun, Gülben'le ilgili tekrar bombardıman haberler gündemde. Üpse güzel. Yüpse uzay mıydı? Güzel, uzay mıydı? Evet, Barış Arduç. Yıllardır sevgililer. Barış Arduç ara sıra flörtleri farklı kadınlara yapsa da Gupse'ye bunu kesinlikle yansıtmıyor. Çünkü Gupse onun başarısına başarı katıyor Barış'ın. O yüzden Barış akıllı bir çocuk. Onunla evlilik yapacak, düzen olacak ama çapkınlığı had safhada Barış'ın. Bence ayağını denk al Gupse için, bir ayarını, kuralını çek. Ayağını denk alsın diyorum Barış Arduç'ta. Çünkü hem karizmatik hem yakışıklı ama sen de biliyorsun ki dahi bir beyinsin, akıllı bir kadınsın ve güzel bir uzun süredir süren aşklarda aldatma enerjisi başlamış. Barış'ta dikkat edil diyorum. Mustafa Sandal, Emine Sandal. Emine miydi o kadının ismi? Evet. Galiba öyle bir şey. Ana Mustafa Sandal'ın anası yaşadığı sürece bu evlilikte hep sorun olur. O yüzden Mustafa Sandal'ın anası bu evliliğe, bu düzene acayip derecede karşı ve bu evliliğin en büyük sebebi de Mustafa Sandal'ın anasıdır. O yüzden Mustafa Sandal'ın şu an evliliğinin çıtırdamasının sebebi de Mustafa Sandal'ın anasıdır. Biraz anacığım sen kenarda dur, bunlar karı koca hayatını yaşasın istiyoruz. Yoksa bu evlilik boşanmaya doğru gidecek ve boşanacaklar. Yani Mustafa Sandal'ın annesinde hatalar ve anne çok Mustafa Sandal'ın üstünde böyle bıcık bıcık olduğu için kadın da ben mi kadınım, anası mı kadın diye ortada kalmış olduğunu düşünüyorum. Ya bu benim hissettiğim bir şey, duyduğum, yani bu söylemlerle ilgili duyduğum bir şey değil, hissettiklerim bununla. Sinem Kobal ve Kenan İmirlizalı oğlumuz çocuk sevinci ve çocuk haberi yaşayacak. O yüzden onlar da baba olma, anne olma modu. Tarkan da çocuk sevinci yaşayacak ve ikizler olma ihtimali çok yüksek olacak Tarkan'ın. Yani onlar da bu sene çocuk muradı gerçekleşecek diyorum. Evet, başka kimler var merak ettiğimiz? Kenan Doğulu ve Beren Saat. Evet, onlarda da bir çocuk sevinci düşük olabilir, dikkat diyoruz. Sonra tekrar bir çocuk denemesi diyeceğiz. Serdar Ortaç evliliği had safhada, sorunu ve sağlığı ön plana çıkacak. İbrahim Tatlıses dedim işte, yeni single oğluyla birlikte yaratacak. Hatta oğluk evlilik kararı alacak. Aynı şekilde oğulcan da evlilik kararı alacak diyorum.
Yeni bebekler, Türkiye'de yeni evlenmiş çiftlerin çocuk sevinciyle yaşayacağız bu sene maşallah diyorum. İstanbullu gelin hat safhada dizilerin en ön tabanını, yeni başlayacak Nebahat Çevre'nin dizisi de çok iyi sonuçlar elde edecek. Evet, bu hafta magazin hissettiğim bunlar ana. Bülent Ersoy'un sağlık problemi gündeme çıkacak, sağlığı daha sıkıntılı. Muazzez Abacı sağlık problemi yaşayacak, mutlaka dikkat edilmesi lazım diyorum. Ana, bu kadar hissediyorum, bu haftaki magazinden bu kadar. Haftaya, sonraki hafta lütfen hoplayıp zıplayıp abone olun. Abone sayımız artsın, biz kanalımıza devam ettirelim.